Evet, Tuş Kedi YouTube kanalımıza hoş geldiniz sayın seyirciler. Bugün de acayip. Moda ile bizim Anıl'la ilgimiz var mı dersiniz? Yok. Yok mu? Yok abi, açık adam açık ben yani, yok. Ama ne zamana kadar yoktu? Hakan'la Nur'un yaptığı programdan sonra moda ya, kuşumuz yetmeye başladı. Moda kuşumuz sonra işte evet. Yeşil rengi değişti. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Bu ne zarafet. Vallahi billahi ya. Sağ olun. Çok merhaba. Nasıl gidiyor? Enerji. Enerji çok fazla. Enerji bir dakika. Yani bir de bizim bir... iki enerjik programın buluşması daha başka evet. Yerlere götürecek evet, bir şey. Evet yani güzel, yukarıda güzel. Biz sizi beklerken de bizden önce başlayalım. Hep biz sizi bekliyoruz Nur Hanımcığım. Ya! Hiç onu rahat saymıyorum onu bak. Bir şey söyleyeceğim. Sesler yukarı geliyor yani. Evet. Hakikaten enerjik program ama yapmak gibi bir şey. İkisi tam birbirine uymuş. Bir dünyayı bir gezdiniz. Dünya turu yaptınız. Evet, çok evet. Enteresan bir programdı. Bir de moda kuşu şimdi yapıyorsunuz. Bir de moda kuşu çıktı. Şimdi dünya turuyla ilgili biraz suyu almamız lazım. Mesela bizi izleyenlere nereyi tavsiye ediyorsunuz? Ben merak ediyorum. Evet. Vallahi hepsini tavsiye ediyorum. Ya Allah, Amerika bence. Çok güzel bir kere. Miami, ondan sonra Los Angeles. Çok sevmiyorum gerçi Los Orlando. Angeles. Biraz sıkılıyorum. Orası yoruyor beni. Chicago çok şu var. Yani. Şimdi güzel. Gezerken hep ekonomiyi düşünürüz ya. Soru evet. Şu. En az parayı nerede harcar? Buket. En çok keyfi nerede alır? Ulan ama o işi hiçbir yerde harcamadın. Yine yanılacağım yani. Ucuz. Yani yemek yemek ucuz, gezmek ucuz. Her şekilde çok enerjisi var. Diyelim ufukla plan yaptık. Gidiyoruz haftaya. Buket. Ne kadar yanımıza alalım? Pukete mi? Ne kadar alsın? Ya onu söyleyeyim sen. Ne kadar alsın? Bir dakika. Evin yeğesi kim? Tabii ki benim yani. Sen. Ben, benim o ama ben... Ama tabii onun desteği olmazsa yürütemem. Evin beyni kim? Beyin orada. Beyin orada malişler direkt. Malişler bende. Ya tabii şöyle düşünüyorum. Yani bir taraftan aile olarak bakıldığı zaman tabii ki paranın önemi, kullanım şartları vesairesine hepimiz bakıyoruz ama bazen benim algılamadığım yerde o alır, anlıyor. Mutlaka, mutlaka. Onun çözemediği noktalar var. Onları ben çözüyorum. İşte şükür birbirimizi tamamlıyoruz. Evet. Soruya gelecek olursak Phuket'e gidin. Niye? Türk lirası orada 10 kat değerli. Mesela dolarınız varsa dolar bilmem kaç kat değerli. Hı-hı. Türk lirasıyla gittiğinizde ben şöyle söyleyeyim. Yerinizi ayarladıktan sonra yani 500 dolarla orada yiyip içip gezip eğlenip ama bu minimumu söylüyorum. Nerede kalmamız lazım Hakan abi orada? Senin bildiğin yerler biz, vardır. Biz gittiğimizde mümkün mertebe en kötüsünü söylüyorum 3 yıldızın altına hiç düşmüyoruz. Hmm, çünkü abi. Bu tarz ülkelerde Tayland olsun, Phuket risk olsun, Amerika olsun risk oluyor. Hatta bu risklerden bir tanesini vakit varsa anlatayım. Var Tayland, ya var var. Tehlikemiz var. Hemen söyle. Yalnız Amerika'da. Var. Korkunç bir yalnız. Hollanda yalnız. Bir Amerika bir yalnız. Hadi bir Hollanda bir Amerika. Tamam, hem izleyiciler de. O da kuşuna da gideceğiz. Ben çünkü gözlükleri çok merak ediyorum. Yani bu imajı çok merak ediyorum. Çekemeyenler var mı? O daha fazla bir tane anlat o zaman. Kısaca anlatsın. Tamam benim uzun süre. Evet. Amsterdam'da bir gün işte çocuklarda küçük o zaman. O uzunluğu da tahminin pekmezde alırız yeni sezonda. Olur inşallah. Okey. Olur tabii ki. Tam böyle otele gittik gece işte yattık sabah tura katılacağız tabii 6 falan. Kalktık kahvaltıya indik ondan sonra Hakan birilerini görmüş. Maskeli birilerini görmüş tamam mı? Ben gördüm ama kimse görmüyor. Tek ben görüyorum. Normalde ben çok fazla sakinimdir. O da çok fazla paniktir. Tamam panik mı? Değil. Dikkatliyim ve incelerim yani. Anında fark eder ve önlem alırım. Doğru haklı ya. Yani. Evet, maskeli birilerini görmüş ve dedi ki çabuk çocukları aldı kucağına hemen mutfağa doğru gidiyor. Euroları bu soraba saklıyorum. Doğru ama başka gidecek bir ama benim aklıma... Pasaportu sakladım falan. Hayır bir şey söyleyeceğim bu olaylar filmlerde olur. Benim aklıma gelmiyor ki yani. Ya. Hani mantıklı gelmiyor yani. Bana diyor ki maskeli adam var. İçeride soygun var diyorum. Biraz sonra girecekler. Eller yukarı. Ben yüzüklerini alıyorum. Pırlantaları. Ben hayır görmem lazım. Ben de içeri gitmeye çalışıyorum. Görmem lazım. İnanmıyorum. Yani mantıklı gelmiyor çünkü. Ya otel deprem olsa kadınlar daha meraklı. Ya deprem olsa sallanıyor ya. Dur diyor camdan bakayım sesim oluyor mu? Ya gideceğiz. Yürü. Ya düşeceğiz diyor. Hakan abi bir bakalım diyor. Olaya gel istersen. Evet. Adamlar ben çocukların birini sağ koluma, birini sol koluma kaptım. Soygun mu gerçekten? Soygun. Devam soygun. Soygun. Beş kişi maske hepsi yerde yani. Demin gideceğim Türkçe diyorum. İçeride soygun var. Lütfen kalkın. Herkes falan filan şey zannetler. Kimse işlemler olsun. Türklere diyorum bakın Türk arkadaşlar içeride soyguncular var. Ellerinde silahlar var. Şu anda burayı ama bastılar. Ben inanmıyorum. Onlar nasıl inansın? Yok çocuklar canım falan elinde. Yani. Bunu da tuttum koluna ama çekiyorum. Hayır diyor. Nerede göreceğim? Bir lüks bir otelde yani. Ya lüks derken en az 5 yıldızlı Amsterdam'da ama direkt başkent. Lüks oldu. Otelde bile olabiliyor yani. Aynen. Yani ve asıl orada olur. Ben kasayı boşaltmaya gelmişler. Koca koca silahlar var ellerinde. Böyle. Adamın kafasından sürüklüyor sonra yani. Sonra ben tabii çıktım. Aradan bir bakmadan gene inanmadım. Gene mutfağa gittim. Gene baktınız mı? Baktım aradan baktım. Hakikaten yerde bir ileri yatıyor polis falan gelmiş hemen içeri kaldım. Ben mutfağa saklandım yani iş bu kadar ciddiydi. Yani neyse bu işte ama güzel bir
şey de hikaye de anı Aynen da olmuş abi. Olabilir ya. Kötü bir anı ama evet. Anı yani. Ya içeri girselerdi, istedikleri parayı bulamasalardı. Of, Allah korusun. İçeri girselerdi. Allah korusun. Bizleri yani, soyabilirler. Allah. Yani. Soyması Aynen. bırak. Çoluk ya, çocuk yani bir iki o... çocukla beraber gitmişiz. Tabii canım. Yani o yüzden böyle bir şey Belki oldu. Belki hızlı polis gelmedi. O günden sonra mı moda kuşuna? Moda kuşu yapalım dediniz. Gezme programı da şöyle evet. kapatalım. Çok okuyan mı çok gezen mi biliyor? Çok gezen sanki ya. Okumak çok faydalı tabii. Gezerken okumak lazım aslında. Hani uçaktasın, oradasın, beklerken falan hani okumak lazım. Kitap da çok faydalı çünkü. Yani bazen ben mesela sıkıntılı durumlara girebiliyorum. Hani bazen böyle hani olumsuz şeyleri düşününce. Ama bilmediğiniz kitapla... yerlerde şeyden okuyorsunuz zaten. Okuma ama şöyle. Bende 1000 kitaplık bir ansiklopedi deneyimi var. En az 10.000'e yakın roman. Nur'da da fazla vardır. Yani lise döneminden beri. Okumak tabii ki faydalı. Ama gördüğünde... Yaşadığında çok daha başka. Çok. Yani yaşadıkça deneyimliyorsun ve anlatıyorsun. Filmde izlediğin şeyler başına Ama geliyor. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bu kadar şey yapmışsınız. Sinemacılık yapıyorsunuz. Çok. Kaan'a gittiniz. Kaan. Kaan film filmlerini. Ben gördüm sizi. Magazinde gördüm. Evet. Bizim Hakan'la Nur değil mi dedim. Evet. Ama onlarmış hakikaten. Oradan geçti. Nasıl bir duygu? Acayip. Aslında Nur anlatsın. Ya bir şey söyleyeceğim. Her yıl gidiyoruz. 5 yıldır falan her yıl gidiyoruz ve acayip bir şey var. Benim de anlayamadığım böyle. Var mı? O halde bir şey var mı ya? Var. Bir sihir var değil mi orada? Ya herkes oraya çıkamadığı için milyonlar orada etrafta. Evet. Binlerce kişi var. Dünyadan dünya starları Herkes geliyor. Yaklaşamıyor. Çok Sadece da yakışmışsınız ama ben gördüm yani. Girdik yürüdük yürüyoruz. Yürürken zaten bütün dünya seni çekiyor ve belli insanları çekiyorlar. Bu gerçek. Herkesi çekmiyorlar. Herkes, bir de ekranları var. Fransız Channel Artı diye. Oradan canlı yayınlıyor. Biz canlı yayına çıktık mesela. Biliyorum. Onu da gördüm. Elbiseyi gördüm. Senin elbiseyi gördüm. Hakan abinin elbisesini sen mi? Evet. Yani papyonunu bilmem neyin Onu yapıyor. Genelde onun tasarımları ama en son bu giydiğimin yine tasarımı, rengi. En son giydiğini diyor. En son giydiğim Kanda, ona ait Kanda. Ama Bir Namizira diye bir firma var. Bu elle dikiyorlar. Bütün takımım hiç makine kullanılmadan içinde Hakan Türkşen gömlekte, bilimlerde, pantolonun içinde falan Hakan Nur diye yazdırarak harika, yaptılar. Evet, harika. Sponsorluk ben önerdim. Şöyle yapalım, böyle yapalım diye onlar. Siz iyi dostsunuz, iyi arkadaşsınız, iyi hayat arkadaşısınız. Gibi. Değil mi? Yol arkadaşısınız. Çok şükür. Allah bozmasın. Son Amin. Sorumuzda Yeni sezonda ne yapacaksınız? Moda kuşu sürpriz devam edecek mi? Uçak kuşu değil bir de. Sinema var mı? Sürpriz var mı? Ondan sonra da sorumuza geçip kapatacağız. Tamam. Moda kuşu devam edeceğini düşünüyoruz. Kafamızda başka projeler yani de var. Yani iyi gidiyor diye düşünüyoruz. Bence Sizce iyi de gidiyor. Bence gidiyor. İyi gidiyor. Çekemeyenler var mı diyeceğim ama onu tahmini pekmezse söyleyeyim. Sizi çekemeyenler var mı? Çok. Yani. Moda kuşu hakkında konuş bence bir dakika. Yazıyorlar bana böyle hani birilerine yorum yapıyorum mesela. Bakıyorum aynı gün böyle bir yazılar geliyor bana böyle enteresan kötü yazılar. Modacı bir adam var mı çekemeyenler? Muhtemelen onlardandır. Gizli saklı yazılıyor. Sahte hesaplarda sıfır işte takipçisi bilmem necisi yok. Niye çekemeyiz biz? Birbirimizi. Sizin yaptığınız başarı, değişik. Onların yaptığı değişik. Değişik. Şöyle başarı bir şey var. Yani. Ya başarı da meyve veren ağaç taşlanır doğru. Hmm. Burada şöyle bir şey var. Nur bu programı yapmaya başladığından itibaren ya, magazin doğru. yapıyoruz diyenler bir anda evet, bu kıyafet ne oldu doğru bilmem doğru. ne oldu. Evet. Ya bakıyorum her yerde ama sosyal medyada da aynı, televizyonda da aynı. Magazin programının içinde bu ne giyinmiş şimdi olmuş mu olmamış mı? Ya yemek şeyi yapan şey restoranları yani. Anlatan ekipler bile artık kıyafet kapta yeni gününü çıkarmaya çalışıyorlar bununla yani. İlgili. Yani çok şey var. Yani hani olana bu aslında manavda et satmaya benziyor aslında onların yaptığı. Ya bilmiyorsun ki. Bir de konu hakkında fikri yok. Gözlüğü takınca şimdi Nur Hanım'ın gözlükleri bu arada dünyanın dört bir tarafından toplanıyor. Ha, özel yapılıyor. Merak edenler. Yani sadece marka kendi markası. Bir diye bir marka yarattı. Oradan geliyor kendisi tasarlıyor. Bunları takıyor. Bu özel aksesuar bir gözlük. Adam güneş gözünü takıyor gündüz. Ya kardeşim bu başka gündüz bir şey. Ya da gece. Aynısı. Gece zaten takıyor. Abi, zaten olmuyor bak. Ben olmuyor. Şey, senin kişiliğin duruşun farklıdır. Şimdi olmuyor. Farklıdır. Ben de onun farklıdır. Olmuyor. Herkes kendini yansıtır evet. hayatta. Ben aynısını de onları konuşuyorum ya. Olmadı diye. Sonra kötü Sen oluyor. Sen bunu taktığını evet. düşünsene. İyi yerlere gitmiyor. Arkadaşım verelim olmaz. O yüzden. Atla sinek. Marka Atla zaten. Sinek. Güzel iş yaptık. Moda kuşu devam ediyor. Sinema olacak mı? Ya bir tane projemiz var elimizde. Şu anda bizim Alper'in senarist Alper var. Aynı zamanda yönetmenliğini belki yapacak. Bir proje var. Üstünde çalışıyoruz ama netlik kazanmadı. O var. Onun dışında bir de burada gitmeden Sesam'ı da söyleyelim. Sesam'ın da davet ettik. Siz katılamadınız biliyorsunuz. Evet, Sesam'ın bir gecesi vardı. Türk sinemasının 105. yılını kutladık. Evet, aynı zamanda orada sunum, ya başarılı sunum, işler sunumunu da yaptık. Evet. İşler çok iyi. Güzel. Bak konuşacak hani. Vallahi çok işler. O yüzden zaman kısıttı.
Buradan da ses alayım. Yani Türk sineması 105. yılda sunuculuk yapıyor. Kabul ederseniz seneye tahmini pekmezde buna devam edelim. Edelim. Tamam. Okey. Olur. Moda kuşu bu. Hepsi bir güzel bir program yaparız. Evet. Umarım. Tamam. Onu da konuşalım. Tamam. Şimdi tuş kredinin şifresini açmaya geldi. Evet. Güzel bir dizimiz bu hafta. İzleyicilerimiz belirliyor soruları. Tamam. Bu haftaki soru Kaynanalar dizisinin yayınlandığı tarihi soru. Bilesiniz. Kaynanalar bilesiniz. Biz yani rakamlarımızı verdik. Evet. 1'den 9'a kadar bir rakam. 1900 kaç 4'tür? Ben size söyleyeyim kaç olduğunu. 94'tür. Evet. 94'tür. 84. Ay pardon 84'tü galiba 84 ya. 84 olamaz. 80. Bir dakika 74 mu acaba? Ha 74 olamaz. Olamaz. Emin miyim? 75 94. olsam ben 84'tür. Abi emin konuşuyorlar. Sinemacılar. 95 mi? İlkini soruyorum. 75 olabilir mi başlangıcı? Ama güzel bir şey söyledi anında bak. 74. 74 de olabilir. 1974'te başlamıştır ama bize kadar gelmiştir nasıl bence. Nasıl 74 olabilir. Ben 76'da doğdum. Biz öyleyiz ama bizden önce başlamıştık. Tuş gibi düşün. Avaç bu şifre. Evet. ya bak güzel bir şey söyledi. 74 doğru cevap. 74 çünkü 84 dedi. Hakan abi iyi mantık yürüttü. Ya bakmayın. Mantıkla yürüdü. Mantıkla yürüdü. Doktorumuz Buket Kılınç. Hem estetik hem diş hekimidir. Oradan hediye çekivereceğiz size. Evet. Aynı zamanda estetik. Teşekkür ederim. Tamam hemen dişler. Aynen. Ama dişler ince gibi ha. Harika ya dişlerimiz. Muhteşem. Sigara içmiyoruz. Biz biraz şey ben de. Biz sigara içmiyoruz ve çok hani çok fırçalıyoruz. Hatta çıkarken elinde sürekli diş fırçasıyla dolaşan bir durum bu yani. Hani çıkarken hakikaten iş yerinde öyle fırçayla dolaşırdı. Tip istemiz adamlar. Fırçam var ayakkabılarımı fırçalarım. Yeğenim ben... Bizim patronla işte stada şey yaparken, sabah haberlerini yaparken gece ben işe gidiyorum. Gece 3'te dişimi kapatıyorum. İnsanlar bana bakıyor. Bu deli ne yapıyor diye. Ya. Abi diş önemli yani. Sağlık önemli yine. Aynen öyle. Ayaklarınıza diş sağlık. Diş önemli. O zaman en zamanda o diş şeyine gidiyoruz biz. Gidiyoruz. Doktora gidiyoruz. Tamam biz götürelim sizi. Aynen. Valla. O zaman tamam öyle yapıyoruz. O şekilde bir dahaki sezon programı bir dahaki sezonda daha her şeyi bol bol konuşalım. Her şey. Anı çok. Anı çok. Ayaklarınıza bize anı bitmez. Sinema hakkını helal et kardeşim. Valla sana valla. Neyse seriye mesajına da geleceğiz. Gel. Mesut abiye de geleceğiz. Ufukçum bu haftayı da bitirdik. Çok teşekkür ederiz bu arada. Biz teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağ olun. Dünya turuna çıktık, modaya gittik. Girmediğimiz yer kalmadı. En son dişe kadar geldik. Evet. Hadi artık denize gidelim. Aynen. Hadi kapatalım. Sinema var, diş var, moda kuşu var. Bu modada niye birbirini kıskanırlar? Siz de olun böyle. Taze. Siz de kıskanmayın. Doğru. Bizde eğlence var. Biz nokta. Görüşürüz. Seviyoruz sizi. Kıskananlar çatlasın. Aynen.